Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oğlumun oyun odasındayız. Oyun oyun odasında yeni aldığımız bir oyuncağı sizlere tanıtacağım. Gerçekten harika ötesi bir cihaz. Giant Crane diye geçen dev vinç. 100 santim yüksekliğe sahip ve 250 gram ağırlık kaldırabiliyor. Uzaktan kumandalı değil kablolu kumandalı ancak zaten bunun yakınında bunu kullanacağınız için uzaktan kumandalıya açıkçası bu cihazda gerek yok. Şimdi şöyle burada bir taşıma kısmı var. Burada da karşıt yük kısmı var. Yani siz buraya bir şey koyduğunuz zaman karşısına da karşıt yük koymanız gerekiyor. Normal bir vinç de aslında olduğu gibi yapmışlar. Halatının uzunluğu gayet yeterli. Tam yere kadar rahatlıkla değiyor. Kablo uzunluğu da şöyle gayet yine yeterli. Ayrıca olduğu yerde dönebiliyor. Ve bu şekilde bir cihaz. Açıkçası oğlum buna bayıldı. Kurması çok basit. Zaten kutudan çıkarttıktan sonra kurması yaklaşık bir 10 dakika falan alıyor. Şu yanındaki yapışkanlarını falan yapıştırıyorsunuz. Başınıza gelebilecek problemi ve çözümünü ben size söyleyeyim. Şimdi bunu aşağı yukarı indirirken boş indirecek olursanız veya boş çıkartacak olursanız motor kendi içerisinde e, şeyin milin dışına hafiften çıkıyor ve dışarı sarma yapmaya başlıyor. Bu zamandan sonra da tıkanmalar başlıyor. Biz ilk oynayışımızda birkaç boş indirdik kaldırdık falan derken içeride bir ip kendi kendine sardı. Böyle olduğu için de bozuldu anlamına geldi. Daha sonrasında içini açtım ve tamir ettim. Ardından şu an tekrardan çalışır duruma geldi. Ee, yalnız dediğim gibi boş kullanacak olursanız arızalanma durumu çok yüksek. Yapması da çok basit. Şurada gördüğünüz gibi vida noktaları var. Bu vida noktalarından açarak rahatlıkla motoru kendinize tamir edebilirsiniz. Bu arada 250 gram taşıyor ama ben ileride eğer başarabilirsem buna bir tane daha dişli ekleyeceğim ve torkunu biraz yükselteceğim. Dolayısıyla torku yükselttiğimde bu çekeceği ağırlıkta bir tık daha artacaktır. Belki iki katına, belki üç katına çıkartabilirim. Tabii şu ipin kurtardığı ve dayandığı kadarıyla çıkartabileceğim. Ayrıca burada bir de palet kısmı vardı ama şu an odanın neresinde bilmiyorum. Oğlumla değişik projelerimiz var. Mesela normal bir kamyonu uzaktan kumandalı kamyon haline getireceğiz. Altına motorunu falan taktık. Onu yapmaya başladık. Tekerleri döndürecek bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Onu da yaparsak paylaşacağım ileride. Şimdi size şöyle göstereyim. Bakın, kumandası tam olarak bu şekilde. Şunlar yapışkan. Bu işe yaramayan bir tuş. Bu da işe yaramayan bir tuş. Sadece yukarı aşağı ve sağ sol tuşları çalışmakta. E, joystickleri çalışmakta. Sola çektiğim zaman. Bakın bu şekilde dönüyor. Ve hızlı da dönmüyor. Yavaş bir şekilde dönüyor. Tekrardan sağa çeviriyorum. Aynı şekilde dönebiliyor. Şu an üzerinde bir ağırlık yok. 250 gramdan bu arada fazla da taşıyabiliyor. Şöyle iki tane dörtlük pil buraya sıkıştırmaya çalışacağım. Sığacak mı acaba? Tabii ki sığmıyor. Neyse bir tane dörtlük pille deneyelim. Karşı ağırlık olarak da burayı açıyorum. Ve buraya da bir dörtlük pil koyuyorum. Bakın bu şekilde açılıp kapanabiliyor. Fazladan da ağırlık yükleyebilirsiniz buraya. Şimdi bu kısmı da kapattıktan sonra tekrardan vinci sağa sola oynatacağım. Bakın şimdi kameraya doğru getiriyorum. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı böyle hareketler yapabiliyor. Hatta şöyle kamerayı tam çevireyim, göstereyim size. Bakın tam aşağı indirebiliyorsunuz. Yukarı çıkartırken de bu şekilde yukarı çekiyor. Açıkçası bununla oynaması çok eğlenceli. Bu arada kendi etrafında dönebilme kabiliyeti 360 derece çok rahat bir biçimde de dönüyor. Yavaş yavaş hareketleri gerçekten çok güzel. Gerçeğe çok yakın yapılmış. Zaten şu karşıt ağırlık falan olayı da gerçekten harika olmuş. Bakın olduğu yerde bu şekilde dönerek kullanım sağlayabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde oyunlar oynayabilirsiniz bununla. Bence çok keyifli. Bu arada ip tamamıyla aşağı indiği zaman belli bir süre daha aşağı basılı tutmaya başlarsanız pek tabii ki ters yönde sarmaya devam edip yukarı çekiyor. Bu zaman içerisinde... Tekrar tekrar ileri geri yaparak düzeltebiliyorsunuz. Yani bir problem teşkil etmiyor. Bu 360 derece dönme olayında kablonun el verdiği kadar sadece yapabiliyorsunuz. Aksi takdirde zaten kablo böyle etrafına dolanıyor ve uyum kabiliyetinizi kısıtlıyor. Şimdi tekrardan yukarı kaldıralım. Aynı anda bu arada döndürebiliyorsunuz da böyle. İki tane birbirinden bağımsız motordan çalışıyor. Yani içinde iki tane motor var. Bir tane şu alt taraftaki çarkı destekleyen... Bir tane de bu tarafı destekleyen bir motor var. Motorlar küçük içerisinde aslında çok yeteri kadar bir alan var. Yani bunu daha güçlü bir motorla da güçlendirebiliriz ileride. Şu şekilde taşıma halatları koymuşlar mesela bunlar da çok tatlı olmuş. Bunları buraya hepsini kendiniz asıyorsunuz. Şurası çıkartılıp takılabiliyor. Şimdi size bir de yakından göstereyim ben bunu. Bakın şöyle gerçekten çok tatlı mı tatlı bir cihaz. Sırası açılıyor. Buraya karşı tarlık koyuyorsunuz. İçi tamamıyla boş. Şuraya oyuncak bir adam aslında koyulabilir. Oyuncak bir işçi alıp koyulabilir. Buraya böyle bir kısımda yapmışlar yine normal vinçlerde olduğu gibi. Bunlar tamamıyla parça parça aslında size geliyor. Bunları siz birleştiriyorsunuz. Ön tarafına da gelecek olursam şöyle halat kısmını görüyorsunuz. Gayet başarılı, güzel yapılmış bir figür. Ayak kısımları da tam olarak böyle Hatta şöyle görüntüyü ben birazcık daha yakınlaştırayım. Bakın şöyle yakından daha net olarak görebilirsiniz. Açıkçası ben bunu çok beğendim. Oğlum benden daha çok beğendi. Zaten oğlumun beğenmesi burada önemli olan. Kumandayı da şöyle yakından göstereyim size. Yukarı, aşağı, sağ ve sol fonksiyonları buradan kontrol ediliyor. Hatta şöyle kumandanın anında tepki verdiğinde bakın görebilirsiniz. en yukarıya geldiğinde cırt diye ses çıkartıyor bakın. Ama bir kırılma, şey olma falan olmuyor. Yani bozulma olmuyor bunda. Gördüğünüz gibi gayet zevkli ve eğlenceli bir oyuncak. Şimdi büyük kamyonlar falan yapacağız. Bir de uzaktan kumandalı dozer alacağız. Daha sonrasında eğlenceli videolar bence gelecek. Bu arada bunun farklı bir modeli daha var. Şu halat kısmının ileri geri oynayabildiği bir modeli daha var. Onu da ilerleyen zamanlarda belki alırız. Eğer oğlum buna böyle çok deli dehşet oynarım modunda giderse ileride bir tane de ondan almayı düşünüyorum. Burayı tam böyle inşaat alanına çevireceğiz. Zaten minyatür tuğlalarımız. Kiremitlerimiz falan da var. Kamyonun arkasına yüklü onlar da. Onlarla burada e, inşaat oyunları yapıyoruz kendi kendimize. Zaten şu karşıda da göreceğiniz gibi e, torna tesviye atölyesi var resmen. Her türlü e, inşaat malzemesi burada mevcut. Vincil üst tarafında bu arada size göstereyim. Şu üst kısmına da bakın halat bağlama kısımları tam olarak böyle. Biz bunları ters Düz Düzle takabilirsiniz ama ters takınca daha gergin görünüyor. Daha gergin görününce de açıkçası e, daha bir tatlı duruyor. Benim videoda bahsedeceklerim bu kadar. Bu ürünün Amazon satış linkini ben dilerseniz açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Eğer almak isterseniz siz de alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.